İşi olanlar çıksa zaten turuncuda kalırdık. Hatta gerileyebilirdik ama kırmızıya doğru gidiyoruz. Sokağa çıkma yasağı var mesela. Ama uyan bile yok. Kırmızıya dönmez. Ama gitgide ilerliyor yani, vakalar artıyor ama böyle giderse birkaç hafta sonra dönebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta il koronavirüs risk tablosu açıklanıyor. Bu hafta açıklanacak olan risk tablosunda Kayseri turuncudan kırmızıya dönecek mi merak ediliyor. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri hakkında bu konuyla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Turuncu kategoride yer alan Kayseri sizce kırmızıya döner mi? Vallahi döner. Herkes geziyor. İşi olmayan da var, işi olan da var. Yani döner büyük bir ihtimal. Bu yasaklar geri geldi. Tedbirimizi almamız lazım ama hiç kimsenin, adamlar maske yok, bir şey yok. Sohbet muhabbet dolu. Sanki normal bir günmüş gibi herkes dolanıyor. Ha, biz beyaz eşya için geldik. Bakalım alalım diye, evde arızalıydı. Mecburiyetten geldik. Ama işi olmayan da var, boşta gezen de var. Herkes ellerinde tespih. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranan insanlar var. Tedbirli olmamız lazım. Kayseri'ye yakışan bir örnek bir vatandaş olmamız lazım ama %80'ine baktığım zaman boş yani. Kırmızıya da döner büyük bir ihtimal. Döner. Evet. Neden döner? Vallahi bilmem, millet içeri girirse inşallah dönmez. Yok, eğer girmese döner. Döner. Neden döner? Çok kalabalık. Yani çok kalabalık olduğu için döner diye düşünüyorum. Dönmemesi için ne yapılması gerekiyor sizce? Bu kadar kalabalık olmaması lazım. Etrafta çok yakın olmamak lazım. Dikkat etmek lazım. Hani yasaklarda bile herkes dışarıda. O yüzden döner diye düşünüyorum. Dönmez. Neden dönmez? Görüyorsun caddeleri. İnsanlar tekbirli geziyor. Daha ne diyeyim? Peki Kayseri 3 haftadır bir artış görülmekte. Bunun sebebi ne sizce? Valla insanlar uymadığından oluyor. Maskeleri çenesine takıyor. Çok kalabalık ortamda. Yani otobüslerde bile hepsi kalabalık yani. Sosyal mesafe denen bir şey yok. Tedbir alınmazsa döner, çünkü vatandaş biraz duyarsız. Maskemizi taksak, mesafemizi korlasak tahminim yani yine 3. kategoride kalabiliriz. İnşallah 4'e geçmeyiz. Sizce kırmızıya dönmemek için ne yapmamız gerekiyor? Bence maske takmak, belirli bir yaş grubunun evde kalması, çocuklarımızın evde kalması. Yani yine bu halkımızın, bizim olan bir, elimizde olan bir şey. Biz tedbiri alırsak, ben, siz, onlar tedbiri alırsa çoğunluk bu hastalık illetinden inşallah kurtuluruz. Bugün değil de yani bugün diye bir şey yok ama birkaç gün sonra olabilir yani. Yani benim görüşüm yani. Ben fazla yürüyen birisiyim, gezen birisiyim ama ben başka uzaktan geliyorum. Şehre baktım mıydı yani, araba sayısına, insanların durumuna ya, dönecek gibi yani. Her il böyleyse zaten pek iç açıcı değil gibi yani. Rakamlar da onu gösteriyor zaten. Vaka 15 bine dayandı. Bilemiyorum yani, insanların sorumsuzluğundan mı artık, duyarsızlığından mı, sadece kendini düşündüğünden mi bilemiyorum yani. Vaka sayısının azalması için ne yapılabilir sizce? Vallahi bireye düşüyor bu iş yani. Herkes bilecek. Markete giriyorsun, ne mesafe var ne bir şey yani, peşinde men. Kıpırdasan adama diyecek gibisin yani. Bence döner yani, hiçbir tedbir falan yok. Maskesini takan bile görmüyorum yani pek fazla. Böyle. Sizce dönmemesi için ne yapılması gerekiyor? Dönmemesi için insanların biraz daha dikkatli olması lazım. Daha çok tedbir alınması lazım. Hani ne bileyim, sokağa çıkma yasağı var mesela ama uyan bile yok. Sanki hafta içi sokağa çıkma yasağı varmış gibi davranıyorlar. Kesinlikle döner. Çünkü kimse yasağa uymuyor. Gerekli gereksiz herkes dışarı çıkıyor. Yasaklarda daha çok çıkılıyor. Yani çoğu amcayı çevirip sorsanız neden buradasın diye, sadece oturmak için, ekmek almaya bile çarşıya geliyorlar ta uzaktan. Yani işi olanlar çıksa zaten turuncuda kalırdık, hatta gerileyebilirdik ama kırmızıya doğru gidiyoruz. Kırmızıya dönmez ama gitgide ilerliyor yani, vakalar artıyor ama böyle giderse birkaç hafta sonra dönebilir. Sizce dönmemesi için ne yapmamız gerekiyor? Dönmemesi için büyüklerimizin söylediği gibi maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Kayseri halkı uyuyor mu sizce bu kurallara? Birçoğu uyuyor. Özellikle yaşlı kesim etrafımdan tanıyorum yani. Büyük çoğunluğu uyuyor ama
Gençlerimizde biraz sıkıntı var.